Bu arada bir gün eve geliyorsun. Anne ağlıyor. Sen zannediyorsun ki bir acı var ortada. Biri mi öldü diye düşün. Benim annem de çalışıyordu biliyor musun? Yetmiyordu. Düğünlere gidiyordu. Darbuka çalıyordu. Kadın, hani kadın düğünleri olur ya, gelin düğünleri. Sünnetler. Oralara gidip annem ben küçüğüm diye korkuyormuş kimseye bıraksın beni. Vasfiye teyze, bir teyze varmış. Teyze beni arkasına bağlayıp şifonlarla, kalın kalın şifonlarla düşmeyeyim diye. Annemin yanında götürüyor beni. Annemin yanında oturuyorum, onların aralarına giriyorum üşümeyeyim diye örtüyorlar beni. Annem darbuka çalıyor. Annemin parmaklarına bakıyorum. Darbuka da çalıyorum ben şu anda. Darbukaya bakıyorum, nasıl çalıyor, nasıl parmaklar. Müzisyenlik o zamandan varmış bende. Evet. Annem bana bir gün dedi ki, sen gelme ya, ben çok üzülüyorum. Sen evde kal, babanla kardeşlerine bak. Annem ağlarken görürken sordum. Anne neden ağlıyorsun? Gene babam dövdü seni diye dedim. Babam çok şiddet yapıyordu ama anneme, gerçekten. Üzümü niye sen bağını sorma? Ne demek anne o dedim. Sen de her şeyi öğrenme canım dedi. Bağırdı bana. Otur geç yerine dedi bana. Karnın aç mı dedi? Aç dedim. Ama o ağlamayı çok merak ettim dedi. Ne ağladı benim annem? Para yok. Dayak yemiş. Babam da demiş ki sen işe gitmek zorundasın. Gideceksin. Annem de demiş ki acık çocuklarımı göreyim, çocuklarımı özledim. Gideceksin. Demiş diye annem oturmuş ağlamış. Bir de bana acıyordu galiba o çok. Ben şişe topluyorum, kömür topluyorum. Oraya gidiyorum, başım bir şeyler gelmesin diye. Kadın onları düşün. Anneler çok iyi hepsi. En kötü anne, en iyi anne. Anneden zarar gelmez. Kibariye'nin çocukluğuna ve ergenlik dönemlerine baktığımız zaman evin yükünü sırtlanan bir kız çocuğu görüyoruz biz orada. Hep önceliğimiz şu bu hayatın içerisinde. Çocuklar çocukken çocuk olmalı. Oyunlarını kurmalı, hayallerini kurmalı, hayatın içerisinde çocuk kalmalarına da izin verilmeli. Ama başka başka yerlerde o çocukluk bazen erken büyütülmek zorunda kalınıyor. Kibariye de erken büyümek zorunda kalmış çocuklardan biri. Hayatı oyunla anlatıyor Kibariye. Bazen bunca yükü çekerken, bazen evine ekmek götürmeye çalışırken, bazen annesinin yüzünü güldürmeye çalışıp para kazanmayı denerken de hayatına hep oyunu katmış. Ama keşke bugün ve bugünden sonra her çocuğun çocukluğunda oyun oynayabildiği, sadece çocukluk sorumluluklarını alabildiği, büyüdükçe de bu çocukluktan gerçek anlamda kuvvetlenip yetişkinlik sorumlulukları alabildiği bir dünya yaratabilsek. Çünkü bu dünyanın özü çocuk haklarıdır. Çocuk hakkı insan hakkıdır. Aynı zamanda vicdanlı bir toplum yaratmak için de çocukların çocukluklarında kendilerini yaşamalarına, tanımalarına izin vermemiz gerekir. Burada aslında bir çocuğun hayatı erken tanıması da var. Burada aslında Kibariye'nin bir kız çocuk, bir kadın olarak o koşullarda o ailenin yaşayabilmesi için de sen kendini sokakta da evde de var ediyorsun aslında ama şey de var Kibariye, yani her bu sen bunları anlattığında hep şunu hissediyorum. Sen bir anne şarkısı söylüyorsun. Evet. Biz darmadağın oluyoruz ama orada sadece bir şarkı yok belli ki. Sen okurken annenle ilgili ne hissediyorsun? Annem şarkısını istediler. Ama ben de öyle bir okumuşum ki annemi. Ortalık ağlıyor. Bütün kadınlar ağlıyor. Bir baktım ağlıyorum ben. Şarkıyı okuyamadım ki. Oturduğum yere şarkı bitti. Okuyamıyorum. O kadar dokundu ki o şarkı bana. Millet de ağlamaya başladı. Kocama da söyledim, sazlara da. Benim kanuncum vardı, kanuncuma dedim ki sen oku bu şarkıyı. Ben okumayacağım, 5 dakika dinlenmem lazım. Yoksa ben öleceğim. Fenalık geldi, kendi bağladım. Çok ağladım. Çünkü annemi yaşadıklarımdan çıktım yola ben. Bunlar çok gerçekler. Bir küçücük evde oturuyoruz. 8 kardeşli bir yatağın içerisinde yatıyoruz. 2 yorganla. Yorgan örtüyor kadın. 3 yorgan, 4 yorgan gibi yapıyor annem. Yatıyoruz. Annem yatmıyor. Hepimizi örtüyor. Ayaklarımıza kadar çorap giydirip yatıyor. Hep bizi düşünüyor kadın. Kadın kendi yemek yemiyor, yediriyor. Su içmiyor, içiriyor. Ben orada bir şeyler kendim yatarken uyumadım, düşündüm kendi kafamca. Aklına bir şeyler getirdi Allah.
Annelik ne kadar zormuş ya dedim kendime. Neden benim annem yemek yemiyor? Neden benim annem hep çocuklarına ilgileniyor, kendine ilgilenmiyor? Kadın kaşını aldırmamış, rüz sürmemiş. Bizi dışarı çıktığımız zaman baban geliyor, çabuk saatinde evde ol diye laf söylüyordu. Kadın o kadar korkmuş ki babamdan, dayaklarından. Karyolanın ananın altına saklanıyor, divanların altına saklanıyor. İnanır mısınız? Ben bütün herkes annesini sevdiği gibi ben de annemi çok seviyorum. Annemi seviyorum ama nasılım ben biliyor musun? İçime kapanık sevgim var benim. Hani belli edemiyorum. Anneme sarılıp öpüp onları yapamıyorum ben. Bizi öyle yetiştirdiler çünkü. Yetişimden dolayı sarılamıyorum anne. Utangaçlık da var bende. Bayramda elini öperken sarılıyorum. Bir de kandillerde sarılıyorum. Bizi öyle yetiştirdiler çünkü biz öyle gördük. Utanıyorum ben, ne bileyim, seviyorum ama onu gösteremiyorum. Rastlarsam gözleri yaşlı yavruna, suçunu bağışla, sarıl boynuna. Biz bize yaşarken geldik oyununa, eller kadir kıymet bilmiyor anne. Ana kadar baba kadar kimse sevmiyor anne. Anne gibi gerçekten öyle kimse sevmiyor anne. Ben bunu bütün seyircilerim bütün gün okuyorum ki zaten. Ben yoruldum, onlar yorulmadı. Çok canla bir sevgi anne. Çok candan bir sevgi bizim evlat. Çok canım ama. Sen çocukken baba anneye şiddet uygularken. Uyguladı. Çok uyguluyordu ama. Evet. Sen bir çocuk olarak kardeşlerinde ne yapıyordunuz orada siz? Biz kardeşler ne yapıyorduk? Teyzem vardı, Zümbire teyzem. Aşağıda bizim aşağımızda oturuyordu. Hemen onun evine kaçıyorduk. Ama ben kalıyordum. Neden? Anneme ya zarar verirse. Çünkü bir keresinde kalan patlatmış kafasında. Hala annemin burasında görürseniz bir gün şurasında iz var. Karakola gittim. Kim dedi bu adam? Babam. Ne oldu dedi, sen beni şimdi geldin aldın polis. Küçücük kız sen ne geldin buraya dedi. Benim annemin kafasını patlattı, kan içinde annem, kanlar içinde dedim. Polis geldi ve baktı kan içinde annem. Babam da, annem de babamı seviyor. Bizler de öyle. Ben de kocamı seviyorum. Kız kardeşlerim de kocalarını seviyor. Patlat, vur, döv, kır, kemerlerle. Beni dövüyor ayrı, annemi dövüyor ayrı. Ama iyiliğimiz böyle istenmez. İyiliğimizi istiyorsan böyle yapma. Ama çok dayak yedik. Ben başında durdum, karakol polisine çağırdım. Nikahlı mı dediler? Hayır, nikahta yok. Sonra annem dedi ki, yok ben şikayetçi değilim, kocam o benim dedi. Olmadı şikayetçi, ben ortada kaldım böyle. Her seferinde söyleyeceğiz. Şiddet bir çocuğun dünyası için çok yıkıcıdır. Çocuk dünyayı çocukluğunda algılamaya başlar ve tam bu dönemde kendi evinin içini de tüm dünya zanneder. O yüzden de bir çocuğun fiziksel şiddet görmesi ya da bir çocuğun babasının annesine uyguladığı şiddete şahitlik etmesi o çocuk için çok yıkıcıdır. Burada hem fiziksel hem de duygusal bir şiddetten bahsedebiliriz bir çocuk dünyası için. Kibariye artık çocukluğunun bir yerinde bunca yıldır sistemli olarak devam eden şiddete bir çocuk olarak dur demenin bir yolunu buluyor ve karakola gidip babasını şikayet ediyor. Amacı kendi dünyasını, ailesinin dünyasını huzurlu kılmak. Annesi her ne kadar şikayeti geri almış olsa da Kibariye'nin erken dönemde bütün hayat boyunca şiddete dur diyebilmesinin ilk adımını attığını görüyoruz biz o dönemde. Bu çocuk ses çıkartıyor. Bütün çocukların şiddet karşısında ses çıkartabildiği bir dünya yaratmalı ve çocuğun sesini kısmadığımız, çocuğun sesini kısmayarak vicdanın ve toplumun da sesini kısamadığımız bir dünya yaratmamız gerekiyor. Sen aslında bir çocuk olarak bu meseleye dur demek istedin. Yapma desem Kur'an evliya çarpsın. Yaptım ama almadılar. Sonra ben ne yaptım biliyor musun? Düğün salonuna girdim. Enver Düzay diye bir abi var, öldü o da. O da yaşlı babam gibi. O bana bir tane tuvalet aldı. Sahne kostümü nişanlıkçıdan. Oldu, güzel oldu. Zayıftım ya, oldu. Bir tane de peruk aldı. Makyaj yok.
Göz rengim güzel. Rus sürmek yok. Adam beni bir çıkardı sahne, tutuldun mu? Adamla şunu anlaştım. Ama bana komşular tembihledi. Dediler ki ablalar, kibuş. Bak sen bu Dağcıoğlu'na girdin ama Enver abi iyi insandır. Söyle iyiliğin, bak iyi niyetle yararlan. Söyle de ki annenin nikah yaptır. Kardeşlerinin nüfusunu çıkarttı. Tamam dedim aga. Ablalar tembihledi. Ben kendim nereden bileceğim bunlara, kadar küçük kadın. Nereden bileceğim, çocuktum ben. Ondan sonra gittim Gönül ablaya. Gönül abla dedi ki bana, sen dedi istemezsen ağlayana meme verilir. Ağlamayana meme verilmez dedi. Gittim ben Gönül ablaya, anlattım kendimi. Abla dedi, ben annemin nikahını nasıl yapacağım dedim. Bana tembih etti. Kızım sen diyeceksin ki, Enver abi kardeşlerimin nüfusu yok. Annemin nikahı yok. Ben annemin nikahını istiyorum, kardeşlerimin nüfusunu istiyorum. Gittim Enver abiyle konuştum. Salona gittim, düğün salonuna. Enver abi geldi. Abim senden bir şey rica edeceğim. Çünkü çok fazla para kazandırıyorum ona. Çok fazla tutuluyorum. Sesim güzel olduğu için. Ulan benim kırmıyor beni. Çok da seviyorlar beni. Terbiyesizlik de yapmıyorlar bana. Aldım abi ben de şeyi. Konuştum, muhabbet ettim. Gönül ablanın dediklerini. Enver abi annemin nikahı yapman lazım dedim. Annemin dedim 25 senedir dedim nikahı yok. Kardeşlerimin nüfusu yok dedim. Bana buldu elbise, anneme buldu gelinliği. Annemi gelinlikle etti. Babamı damadını o giydirdi. Kardeşlerimi küçük, ufak tefek de olsa, çirkin de olsa, güzel de olsa giydirdi, ona bak sen. Giydirdi, tot. Bebek gibi giydirdi bizi işte. Giyindik, oturduk masalarda, biz bakınıyoruz. Amca diyor ki, makbule tokmak. Doğan tokma. Kocalar kabul ediyor musunuz? Biz ama bilmiyoruz ama gülüyoruz biz kardeşlerimle. Ne diyor bunlar diyoruz falan. Meğersem nikah yapılıyormuş orada. Yaptılar nikah. Babam kabul etti. Annem kabul etti, nikah aldım. Kardeşlerim nüfusunu da ben çıkarttım. 8 kardeşiz. Benim dahi nüfuzumun çıkmasının sebebi ben yaptırdım bunu. Sen aile yeniden kurmuşsun. Ben, işte abla dedi ki bana öyle laf demi. Ama ben kendi başıma bilemem ki bunları. Ben büyük ablalardan tembih aldım. Annelerden, ablalardan. O şekilde yaptım. Söyle, konuş, para kazandırıyorsun dediler. Ben de söyledim, yaptı da Allah razı olsun. 12 yaş. Allah ondan razı olsun. Vur içinde yatsın, cennete girsin. Ama sen 12 yaşındasın Kibari. Yani yaptırdım. Hayatı gerçekten. O ev için para kazanıyorsun, evet çok çekiyorsun. Doğru bilgiyi öğreniyorsun, aileyi kurtarmak onlardan istiyorsun. Büyük ablalardan öğrendim. Anneyi şiddetten kurtarmaya çalışıyorsun. Aynen, aynen. Aslında hayatın o döneminde çocuk... Bedende, ruhta... Canım yanıyor, var. Üzülüyorum annemi. Evet, evet, evet. Evet, ondan dolayı yaptım bunları. Ben tatlı yere geleyim, acı yer bitti. Tatlı yer nikahımızı aldık, nüfuslarımızı aldık, annem cüzdanını aldı. Şu anda 25 sene sonra nikah yaptım anneme, babama, evet. Ben.